Öncelikle PLC'mize yeni bir organizasyon blok eklemek istersek buraya tıklıyoruz. Yeni bir data blok eklemek istersek de buraya tıklıyoruz. Hatırlatmak istiyorum. Bizim OB1 main bloğumuzdur. Yani tüm programı yazdığımız yer burasıdır. Sürekli taranan yer burasıdır. Onun haricinde diğer organizasyon bloklar da var. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi yapı nasıldır? OB1 sürekli taranıyor. OB1 alt fonksiyonları ve alt fonksiyon bloklarını çağırabiliyor. Bu şekilde sürekli taranıyor. Şimdi OB'ye tıkladığınız zaman karşınıza şu şekilde bir takım organizasyon blokları çıkacak. Bizim burada en çok kullandığımız şey nedir arkadaşlar? İşte OB1 bloğuyla OB100'dür. Yani OB100 nerede kullanılıyor? Şöyle devam edelim. OB100 ilk program tarandığında, yani programınız ilk çalıştığı anda OB100'e gider, oradaki programı okur, ona göre devam eder. Ondan sonra OB1'e geçer. Artık program döngüsü OB1'in içerisindedir. Programınızda herhangi bir kesme vesaire oluşturduğu zaman kullanılacak program OB'ler, interrupt OB'leridir. Herhangi bir şekilde hata vesaire olduysa oluşan OB'lerde error, hata OB'leridir. OB80 ile 87 mesela haberleşme hataları vesairelerdir. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar? OB10 time of day interrupt. Yani günün belli zamanında bir şeyler yaptıracaksanız o OB10'un içerisine yazıyorsunuz gibi. Bizim en çok kullandığımız ne dedik? OB1 ile OB100'ü kullanıyoruz. Data block neydi arkadaşlar? Data block, buraya tıklıyoruz. Karşımıza çıkıyor. Data bloklar iki tip. Global veya instance, anlık olarak. Hani lokal veya global şekliyle adlandırılıyor ulaşım açısından. Data bloklarda bir adresleme mantığı var. Aslında biz çoğunlukla yardımcı hafıza olarak memory'yi kullanıyoruz. Ama SED300'de bir de yardımcı hafıza olarak data bloklar vardır. Data bloklar esnektir. Yani hani şey olarak M'lere göre daha esnektir. Çünkü sebebi şu. Diyelim ki mWord 10'u kullandınız. Programınız çok uzun. İlerleyen zamanda yanlışlıkla mWord 11'i kullanabilirsiniz. Aslında bir sonraki kullanılması gereken mWord 12. Yani kullandığınız M'leri bir liste yapamıyorsunuz. Çünkü programınız uzadıkça her türlü M'i kullanıyorsunuz. Bunlar birbirlerinin alanlarına müdahale edebiliyor ama siz fark etmiyorsunuz yazarken. Dolayısıyla programınız da düzgün çalışmıyor. Ama data bloklar liste halinde düzgün bir şekilde hani sırasını tutuyor, birbirine karıştırmadan çalıştırmanıza vesile oluyor. Yine data blokta M'lerdeki gibi byte, bit, word, double word alanlar vardır. Mesela dbx 4.1 bit olarak anlamındadır. dbd double word anlamındadır. Şu iki db harfi sabittir. Yanına byte koyuyorsanız byte, word koyuyorsanız word, d koyuyorsanız double word, x koyuyorsanız da bittir arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Bir tane data blok ekliyorsunuz. Buraya geliyor. Artık buraya data tipini yazıyorsunuz. Hani ismini ve data tipini yazıyorsunuz. Kendi sırayla işliyor. Mesela bir tane örnek data blok gösteriyorum. Start memo demişim 00, lamp memo demişim 01. Bakın data tipini girdim, o kendi offsetini veriyor. Sayıcı demişim integer, değer demişim integer, doldur memo bul. Yani data tipini verdiğiniz zaman kendisi işlem yapabiliyor arkadaşlar. Ne demiştik? Hangi data bloğu kullanıyorsak, data blok 1. Şunlar sabit arkadaşlar. Mesela data blok numarası şu. Data blok 1.db, burayı sabit. Evet arkadaşlar, özellikle X ne için kullanılıyor? Bit için, B byte için, B word için, D de double word için.